Ukrayna Savaşı'nda tansiyon son haftalarda daha da yükseldi. Hem Rusya hem de Ukrayna kış öncesi son kozlarını oynamaya çalışıyor. Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlatmıştı savaşı. Yaklaşık 2,5 yıl geride kaldı ve bu sürede Rusya Ukrayna'nın altyapısını %80 oranında devre dışı bırakmış durumda. Sürekli elektrik kesintilerinin yanı sıra Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere büyük kentlerde binaların önümüzdeki kış aylarında nasıl ısıtılacağı gerçekten büyük bir soru işareti olarak görülüyor. Bu açıdan Almanya'nın güneyindeki Amerika'ya ait Ramstein üssünde 50'den fazla ülkenin katılımıyla 24.sü düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında neler konuşulacağı çok merakla bekleniyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bugünkü toplantıda batılı ülkelere çağrıda bulunarak lütfen bu savaşta hava savunması da dahil olmak üzere daha aktif olun dedi. Ukrayna'ya henüz teslim edilmemiş bir dizi hava savunma sistemi bulunduğunu hatırlattı Zelenski. Daha güçlü bir savaş uçağı filosuna ihtiyacımız var dedi. Onun dışında füze sıkıntısı çekiyoruz. Rusya topraklarında da kullanabilmek için uzun menzil kapasitesine ihtiyacımız var şeklinde konuştu. It's also great to see Minister Umerov. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Zelenski, Rusya ile devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda da bulundu. Ukrayna lideri Kursk bölgesinde 100 yerleşim birimini ele geçirdiklerini, burada 1300 kilometrekare ilerlediklerini ifade etti. Zelenski, Moskova'nın Ukrayna'daki işgal alanını genişlettiğini de belirterek, askeri müttefikleri Rusya Devlet Başkanı Putin'in kırmızı çizgilerini görmezden gelmeleri konusunda uyardı. Öte yandan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya'daki görüşmelerin başlangıcında yaptığı açıklamada Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için 250 milyon dolarlık ek güvenlik yardımını onaylayacağını duyurdu. Austin, bu yardım Ukrayna'nın gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla kabiliyet kazandıracak ve bunları savaş hızında teslim edeceğiz dedi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Rusya'nın savaşın başlamasından bu yana gerçekleştirdiği en büyük hava saldırılarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını yok etmeye çalıştığını dile getirdi. Pistorius, Almanya Ukrayna'ya ilave olarak motorlu 12 adet obüs tedarik edecek dedi. Almanya en büyük ikinci destekçisi olduğu Ukrayna'ya Rusya ile savaşın başladığı 2022'den bu yana 34 milyar euroluk mali, askeri ve insani destek tahsis etti. Ukrayna'ya desteğin gerekli olduğu müddetçe devam etmesini hararetle savunanların başında Almanya'da muhafazakar kanattan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun genel başkanı Friedrich Merz geliyor. Merz şu açıdan bu bağlamda önemli. 2 hafta sonra Türkiye'yi ziyaret edecek ve Türkiye'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Recep Tayyip Erdoğan da bir araya gelecek. Alınan bilgilere göre NATO'daki gelişmeler ve Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş görüşmede ele alınacak konular arasında. Ayrıca gelecek yıl yapılacak seçimlerde de ana muhalefetin başbakan adayı olması bekleniyor. Merz bu açıdan da önemli bir isim. Mert'in Cumhurbaşkanı ile Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunu da ele alınacağı öğrenildi. Ayrıca CDU lideri Ankara'dan İstanbul'a da geçerek İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya gelecek.